Her şafakta şiire dizilirim. Hep böyle zamanlarda gelir oturur anılar masanın tam ortasına. Yetim kalır karanfil kokuları. Bazı kayalar martılara aittir yeşilin tonlarında. Bağımsız halk dalgaları geçer bu anıların içinden. Özlemler mengeneye sıkışmış. Akbabalar dolaşır bezgin gönüllerde. Sigaraya, alkole kaçışlar yaşanır bitmiş umut türkülerinde. Yalın ayak, dolu dizin kaçışa kesilir tüm faturalar. Oyun havası çalsa da orkestra, hüzünlü danstır aslında yaşanan. Şiire dizilirim her şafakta, dört bir yana dağılır dizelerim. Gazeteler sürmanşetten verir olayı. Bulutlar aralanır, şehre güneş doğar. Oysa zaman teldeki kumru üşüyen kedi. Merhaba, istediğin gün ve saatte sloganıyla yayın yapan WOM TV'de Bir Yazar Bir Eser programının bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Musa Fırat. Her Dolunay'da Hüzün Akar Denize adlı şiir kitabı ve diğer şiirleriyle bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 2021'de bol şiirli ve sağlıklı olsun diyorum. İnşallah. Evet, hep beraber evet. Olsun. İzleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kimdir Musa Fırat? Evet, ben 1960 Erzincan doğumluyum. 1 yaşında Ankara'ya gelmişim ailemle birlikte. 31 yıl Ankara'da yaşadım. Öğrenim hayatım Ankara'da geçti. Ve 98'den beri de Antalya'dayım. 88'den beri de Antalya'dayım. O gündür bugündür Antalya benim. Ben Antalya'nın bir parçası oldum. Şiir hayatım ortaokulda başlayan bir yaşamla sürdü. Antalya'da da şekillendi. En büyük etken neydi? Şiir. Ankara'da yaşadığım yoksulluk, acılar, siyasi ortamlar, çocukluğun verdiği eziklikler, babasızlık şiirin altyapısını oluşturdu. Antalya'da 95'te başlayan bir yazım hayatına ciddi olarak başladım. İlk kitabım olan Papatya Yağmuru'nu Antalya Falez Otel'de çalışırken gerçekleştirdim. Papatya Yağmuru elimizde kalmamış sanıyorum. Evet, kalmadı. 98'de çıktı çünkü. Evet. İlk yazılışım çok ilginçtir. Birden çıkmıyor biliyorsunuz. Kısım kısım çıkıyordu. Evet. Ben de turizmde çalışıyordum. Mutfakta, aşçıyım aynı zamanda. Ne güzel. Yaşar Kemal 97'de roman yazmaya geldi. Üçlü romanını Falez Otel'de yazıyordu. Fırat Suyu Akıyor Baksana'nın 3 bölümde onun. Birinci kitabını orada yazıyordu. Yönetim söylemiş, bizim de bir aşçımız var. O da şiir yazıyor, bir ilgilenir misiniz diye. Koca Yaşar Kemal. Söylediler, benim elim ayağım titredi. Yaşar Kemal'le mi tanışacağım? Aa, hayret. Tamam, bir gün gittik, Yaşar Kemal eşiyle oturuyor restoranda. Beni çağırdı, gel buraya aşçı dedi. O kalın sesiyle. Onu duyunca biraz daha titremeye başladım. Elimde dosyam var o zamanki. Papatya Yağmuru'nun dosyası var. Ben yanaştım. Aşçı bana oradan bir şiir oku dedi. O kalın sesiyle, bariton sesiyle. Tamam dedim. Okudum ama şiir mi beni okudu? Ben mi şiir okudum bilmiyorum. O gün çok güzel dedi. Aferin sana dedi. Yaşar Kemal'den aferin almak. Aa, ne kadar güzel. Dedi, sana bir şey önereceğim dedi. Türk halk edebiyatından Erzurum Emrah'ı, Karacaoğlan'ı, Dadaloğlu'nu, Köroğlu'nu, Pir Sultan'ı, Yunus Emre'yi, Aşık Veysel'i. Bunları okudum. Okuyorum dedim. Okumaya devam et dedi. Ve yaz dedi. Kimseye gösterme dedi. Yaz, güzel olacak dedi.
Ben yazıyorum tabii ki. Aldım, o gazı aldım artık. O teşvik. O titreme geçti. Öyle çıktım. Yaşar Kemal sağ olsun, Yaşar Kemal anısıyla bana dedi, ağaçta gezen karıncayı göreceksin dedi. Ve karınca ne yapıyor onu anlayacaksın dedi. Ben de karıncayı gördüm. Ama karıncanın gözyaşını gördüğüm zaman şiirler çıkmaya başladı. Oo, çok güzel. 98 mi dediniz? Özür dilerim. Evet, 98. 98'de çıktı. Sonra Kar Altında Güvercindi Kalbim. 2000 yılında Kar Altında Güvercindi Kalbim çıktı. Bunlar hep imece usulü çıktı. Dostların. Çünkü ekonomik güçümüz yoktu. Kitap basmak sıkıntılıydı. Biliyorsunuz Türkiye'de 80 milyon, 70 milyon şair var. Biz de onlardan biri olmayalım dedik. Yazmayalım dedik. Ama Papatya Yağmuru'yla Antalya Sanatçılar Derneği'ne girdim o zaman. Antalya Sanatçılar Derneği'nden Türkiye Yazarlar Sendikası'na davet edildim. Türkiye Yazarlar Sendikası'na girdim. Tüm TÜYAP fuarlarına çağırmaya başladılar. Ankara'da Edebiyatçılar Derneği var. Onlar çağırdı. Edebiyatçılar Derneği'ni aldılar. Şükrü Erbaş o zaman yönetimdeydi. Ayrılmıştı. Sonra o yönetime beni de aldılar. Antalya temsilcisi yaptılar. Üst üste geliyor. İmza günleri, söyleşiler, TÜYAP, Papatya Yağmur onu başardı. PEN üyesi oldum. PEN'e kabul ettiler. Ben artık durmuyorum, yazıyorum ama şairim demiyorum, yok. Ama durduramıyor kimse sizi. Durduramıyor ama güzel, ikinci kitapta öyle çıktı. Fikri Sağlar o zaman Kültür Bakanı'ydı. Fikri Sağlar'ın sekreteri de benim uzaktan akrabam buluyormuş. Ben Kültür Bakanlığı'na Kar Altında Güvercinli Kalbimi götürdüm. Hemen kabul ettiler. 320 tane satın aldılar kütüphanelere. Çok güzel. 320 Türkiye'deki kütüphanelere 5'er tane gidiyormuş. O şekilde satın aldılar. O zamanki parayla 240 lira aldıydım. Milli Kütüphane'ye götürmüştüm, vermiştim. 240 lira aldım, geldim. Bu ikinci baskıyı yaptım. Böyle bir imece böyle devam etti. Hep imece. Kültür Bakanlığı'nın katkısı da var. Böyle söyleşiler, etkinlikler devam etmeye başladı. Sonra her dolunayda Hüzün Akar Deniz'e geldim. 2002'de de bu geldi. Ama ben daha demiyorum yani. Sadece yazıyorum diyorum. Şiir seviyorum diyorum. Şairim demiyorum. Yıllardır birikiyor öyleyse şiirler şimdi son evet. Kitaptan bu yana. Baskı yapılmamış. Başka baskı yapmadık. Dördüncü kitap henüz yok. Niye baskı yapmadım? Ben şey olarak gördüm. Birinci kitap vitrin olarak gördüm. Vitrini devamlı değiştirmem gerekiyordu. Ama ikinci değiştirmede o vitrine daha güzel şeyler koymanız lazım. Daha güzelleştirmeniz lazım. Üçüncü vitrinde daha güzel. Dördüncü vitrinde coşması lazım. O vitrini bakmaları lazım. O kadar zamandır beklediğine göre evet, dördüncüde coşacak demek ki okuyucular. İşte onun için çok dikkat etmeniz gerekiyor. Sık ele ince döşemek. Yani yatırdık şeye, mayaya. İyicene mayalandı. Yavaş yavaş. Basalım artık ama. Dördüncü dosya Elma ve Lorca çıktı. Epey zaman geçti artık. Çıktı basalım. Ama pandemiyi atlatalım. Şimdi İnşallah. Kitaplar krematöre doğuyor biliyorsunuz. Evet. Yani basılıyor kalıyor, basılıyor evet. Kalıyor. Hiç gerek yok şu an. Evet. Peki şimdi şiirlerin içeriklerinden ve şekil özelliklerinden bahsedelim. Madem vitrin onlar ve ikinci daha iyi olmalı, üçüncü daha iyi olmalı, dördüncü ondan evet. Da iyi olmalı. Papatya Yağmuru'ndan başlayarak şiirlerin hem biçim hem içerik özelliklerinden bahsedebilir miyiz? Tamam. Ben ondan önce dergilere gireyim. Papatya Yağmuru başlamasıyla dergilerde gözükmek istedim. Ve dergilere katkı verdim. Türkiye'nin çok yerinde dergilere katkı verdim. Dergiler çok önemli. Evet. Bir kitap yazıyorsunuz ama bilinmiyor. Musa Fırat kim? Ve o kitap bin tane basın. Bin tane kitabınız evde kalıyor. 25-30 kişi sevdiğinize veya 100 kişi sevdiğinize veriyorsunuz.
900 tane kitabınız evet. evde bir odada kalıyor. Evet, dergiyle daha çok insan ulaşma evet. şansı. Ben bunu olsun istemedim. Hı-hı. Dergilere, şöyle sayayım ben dergileri. Hı-hı. Morca, Poetikus, Python, İnsancıl, Bahçe, Bekir abi, Hı-hı. Damar, Çalı, Pencere, Mavi Umut, Düşlem, Güney, Beş Parmak, Aleben, Dünya Kitap, Öküz, Agora, Berfin Bahar, Aykırı Sanat ve yerel basındaki dergiler Hı-hı. olmak üzere tüm dergilere yolladım, abonelikler oldum, onlara katkı verdim. O zaman Antalya Kültür Sanat'ta Giray Ercenk başkanken bir dergi paneli yaptık. Ahmet Tüzün rahmetli yaşıyordu. Hı-hı. Ahmet Tüzün ölmeden önce onun kuratörlüğünde bir dergi paneli gerçekleştirdik. Türkiye'den sayılı dergileri çağırdık ve onlarla gerçekleştirdik. Dergiler çok önemli. Dergileri desteklemek hı hı. lazım. Bir kişi yazıyorsa, okuyorsa, ben şairim diyebiliyorsa dergilere önem vermeli. Evet. Biz de Varlık Dergisi'ne ben her ay alıyorum, koyuyorum elime, okuyorum. Ve Antalya'da şu an Bekir abi dergisi var biliyorsunuz. Evet. Bekir abi dergisi bu ayki sayısı. Sevgili Harun Yiğit var röportajında. Benim de bir şiirim var. O şiiri de sizinle paylaşacağım. Siz dergilerde buluyorsunuz kendini. Dergiler sizi tanıtıyor. Evet. Edebiyatı da lokomotifi olarak, hı hı. tren lokomotifi sürüklediği gibi dergilerde lokomotif vazifesi yapıyor. Sürüklüyor edebiyatı. Ve bu dergilerde de gözüktüm. Gözükmemle birlikte şiirlerim ortaya çıktı. Ödüller geldi. Yani hı hı. o dergilerde gözükmeyle. Nisan 1909'da Ankara Üniversitesi Tömer'in Gaziantep Şubesi'nin açtığı bir yarışma var. Aleb'in dergisi çıkarıyorlar o zamanlar. Hı hı. Orada ben bir şiirle katıldım. İkincilik aldım. Şiirin ismi Perge'de Heykel Ustası Akio'nun Kızı Aradde isimli bir şiir bu. Uzun soluklu bir şiir. Nehir şiiri olarak hı hı. dediğimiz bir şiir. Orada ikincilik aldım. Tabii o beni motive etti. Şiir, ödül almak güzel oluyor. Tamam, ödül alıyorsunuz ama güzel. Sonraki ödüllerde sonra bahsederiz. İkinci ödülüm de Temmuz 2001'de. Bu da Söke'de çıkan Beş Parmak dergisi var. Orada da Yaşamın Burukluğunda İki Perdelik şiirle üçüncülük ödülü aldım. Çok güzel. Onun dışında da katıldığım söyleşiler ve panellerde de plaketler var. Hı hı. Tabii onlar da bizim için tamamen motive ediyor. Yazmamızı yönlendiriyor. Böyle bir şiir serüveni. Şiirlerimde ben çocukluk anılarım, Ankara sokakları özellikle, hı hı. yaşamın yılları, yoksulluklar demiştim, hı hı. ekonomik sıkıntılar, babasızlıklar hı hı. ve o serseri kurşunların zamanı, 17 yaşlarındaki. Bunlar şiirimi besledi, yetiştirdi. Şöyle Ankara'da ben çocukluk yıllarında 7-8 yaşlarındayken daha Don Kişot'u okumadan, yani Cervantes'in Don Kişot'unu okumadan biz elma ağaçlardan kestiğimiz dallarla Don Kişotçuluk oynardık. Bunlar işte diyorum şiiri beslemiş. Evet. Bunlar her şeyiyle beslemiş. Kitaplarımda da var zaten. Hep Ankara var. O yıllar var. Don Kişot'un katılımları var bize, verdikleri var. Ve en çok da Dolunay'la bütünleştim. Peki halk edebiyatından beslendiniz mi? Tabii ki, tabii ki. Özellikle Yaşar Kemal'le görüşmeden sonra. Yaşar Kemal'le de görüştüm. O dedi, karıncanın gözünü göreceksin dedi. Hı hı. Ben karıncanın gözünü gördüm ve artı o göze gözyaşı ilave ettim. Yani gözyaşını da gördüm. Hı hı. Gözyaşını görünce, çünkü biz Dede Korkutlarla büyüdük. Evet. Annem sabah 5'te işe giderdi, 05'te. Radyoyu açardı, o TRT bilirdi o zaman, tek zaten TRT'yi hı hı. açardı. Hı hı. Perşembe günleri sabahleyin masallar olurdu. Dede Korkut masallar. Onlarla büyüdük. Sonra Kemalettin Tuğcu'nun kitapları evet, vardı. O zaman evet, onları evet. aldık. Onlarla büyüdük. Jules Verne'nin kitaplarıyla büyüdük. Hı hı. Okurken
Yunus Emre'yi okuduk. Köroğlu'nu tam şiir olarak değil de destan olarak okuduk. Bir de bizim şu avantajımız vardı. Ben çocukken mahallede şey gezerdi. Destancı amcalar. Onların elinde A4 sayfasında baskı, tek baskı yapılmış şiirler ve destanlar vardı. Bunlar okuyarak gezerlerdi. 25 kuruşa destan satarlardı. Biz onu alır okurduk. Onlarla büyüdük. Ama tabii ki bunlar birikti birikti. 95'ten sonra yavaş yavaş şekillendi. Doneler çıktı. Doneler üstüne oturduk. Ciddi şekilde yazdık. Çalışarak, tekrar okuyarak, tekrar okuyarak. Evet. Kitaplar çıktı. Bilmiyorum. Böyle. Şimdi Bekir abi dergisindeki şiirinizi okuyabilir miyiz? Tamam, Bekir abiyi okuyalım. Sonra Dolunay'a geleceğiz. Dolunay'a da arkasından geçeceğiz. Bekir abi dergisini ben Antalya'da yaşayan dostlara tavsiye ediyorum. Edinsinler. Güzel bir dergi. Sonra dilsiz çığlıklar atıyordu gece annem. Sonra kadın budu köftesiyle besledim kedileri. Bekledim başlarında. Sonra anamın sıcaklığını aradım fırınlarda. Toplu iğne başındaydı mutluluklar. Sonra ambulanstaki hastayı düşündüm. 13. kattan geceye dalış yapan. Sonra flüden griye, griden flüye. Sonra annemi gördüm, ben vardım kucağında. Çok güzel, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu son şiirim de, dergideki şiirim de son dosyamdan. Bu dosyada Elma ve Lorca isimli bir dosya. Umuyorum 2021'in içinde yayınlarız. İnşallah biz de okuyalım. Hep birlikte okuruz. Gecelerimizde okuruz, sizlerle okuruz. İnşallah. Dolunay gecelerinden, şiir gecelerinden bahsedelim. Siz Antalya'da Dolunay şiir geceleri geleneğini başlatan isimsiniz. Nasıl başladı? Şöyle, başlatan başka arkadaşlarımız da vardı. Antalya'ya gelen konuklarımız vardı. Bu proje vardı benim kafamda. Şöyle vardı. Antalya'ya ben Perge'ye aşığım. Perge'yi çok inceledim. İkinci ödülüm zaten Perge'deki bir kurgu şiirim var. Onunla ödül aldığım şiir. Perge'yi çok inceledim. 8-10 kere Perge'ye gittim. İnceledim, taşları inceledim. Oturdum, taşlara dokundum. Onların nefesini hissettim. 2000 yıl önceki nefesini. Antik Çağ'da Şiirler Antolojisi geçti elime. Onları okurken Perge'de şiir geceleri yapıldığını, Perge Antik Tiyatrosu'nda şiir geceleri yapıldığını keşfettim. Buraya Miletoslu ozanlar, Trakyalı ozanlar, Egeli ozanlar, Truva'dan ozanlar çağrılıyor. Anadolu'daki, Aspendos'taki ozanlar, Pamfilya'daki ozanlar birleşiyor. O gün şiir etkinliği yapıyorlar. Artık kaç gün yapıyorlar bilmiyorum tam olarak. Ama birkaç gün sürüyor galiba bu. Sonra Defne Dalı'ndan ödüller alıyorlar. Gidiyorlar ilk şehirlerine. Buna hayran oldum ben. Aklımdaydı. Antalya'da da böyle bir şey yapsak diye düşünüyordum. 94'lerin ortasında, Temmuz ayıydı. Çıralı'ya gidildi. Orada bir şiir etkinliği yapıldı. Antalya'ya gelen konuklar, yazarlarla birlikte. Yanartaş'ın başında şiirler okundu, müzikler çalındı, gelindi. Burada kalmasın dedik biz de içine. Bunu sürdürelim dedik. Ve Antalya'da sürdürmeye başladık. Başka arkadaşlar da vardı. Bir üniversiteden bir arkadaş vardı. O da Çarşamba Treni Çocuklar diye Kayseri'den gelmiş, yerleşmiş. Onun bir grubu vardı. Biz birleştirdik. Böyle başladık. Ama tabii ki her şeyin başlamakla ayrılmak da oluyor. Onlarla 2000 yılında ayrıldık biz. Bazı değişik, bu da anlatmayayım, şık olmaz. Değişik şartlar yüzünden ayrıldık. 2000'den beri de ben
kendi ekibimle demeyeyim de grubumuzla, arkadaşlarımızla 20 yıldır devam, evet, 20 yıldır devam edeceğiz. 26. yıla girdik. Yani 26 yıllık. Anladım, öncesinden sayarsın. Çünkü yani Temmuz ayında biz 26. yılımızı kutladık. Çok güzel. Ve o gündür bugündür gecelerimizi gerçekleştiriyoruz. Her gece de şey, bir şiir, bir türkü şeklinde katılan arkadaşlarımız ve katılan konuklarla bu geceyi gerçekleştiriyoruz. Din, ırk, milliyet, siyasi görüş, ticaret, kaygılar gözetmeksizin yapıyoruz. Tamamen gönüllüye dayanan bir olayla yapıyoruz. O ayki temamız oluyor. Diyelim Haziran'daki Nazım Hikmet, Ahmet Arif. Ana temamız Nazım Hikmet, Ahmet Arif. Geceyi sürdürüyoruz bu şekilde. Ve bugüne kadar geçtik. Gecelerimize çok konuklar geldi. Biz çok yerlere gittik. Side'ye gittik. Orada yaptık. Perge'de yaptık. Fasilis Antik Tiyatrosu'nda yaptık. Elmalı'da üniversitenin Şahin Tepesi'ndeki kampüsünde yaptık. Bunun gibi sayamadığım çok yerlerde yaptık. Yazın tarihi yerlere gidip orada yapıyoruz. Kışın da şehir içinde, kale içinde gerçekleştiriyoruz. Ve çok kitaplar çıktı, dergiler çıktı gecemizden. Yazarlar çıktı. Bir akademi havası yaptık. Okul havası yaptık. Ne güzel. Şiirini yazmış, cebine koymuş, okuyacak, utanıyor mesela. Hocam okuyalım mı? Bakalım okuyalım. Tamamen dedik, hani bizim kurallarımız dışına olmasın yani. Müstehcen olmasın. Yani erotik olmasın. Evet. Siyasi olmasın. Evet. Yani slogan var, şiirler olmasın. Evet. Din, ırk, milliyet, cinsiyete dokunmasın dedik. Bu şekilde gelirseniz, katılırsanız gecemize tamamen gönüllü bir dayanışmayla gerçekleştirdik. Niye Dolunay? Onu da söyleyeyim. Niye Dolunay? Kitaplara geçelim. Çünkü Dolunay'ın biliyorsunuz dünya üstüne etkisi olduğu kadar insanlar üstüne de etkisi var. Evet. Şimdi agresif, sinirli yapıdaki insanlar, şiddete yönelik insanlar Dolunay geceleri şiddete yöneliyorlar. Bu bilimsel olarak açıklanmış. Hastanelerin travma servislerinde Dolunay geceleri cinayetten gelenler, işte elini kesenler, intihar edenler, eşini dövenler, şiddete yönelenler doğmuş. Biz de dedik onunla birleştirelim. İnsanları sakinleştirelim. O gecelerde sakin, şiir okusun, sevgiye yönelsin. Meditasyon gibi olsun. Meditasyon olsun. Halkını tanısın. Ve de geleneği sürdürelim. Milattan önce 2000'deki Perge geleneğini sürdürelim. Biz de şiirlerimizi okuyalım. Bir de birbirimize haberimiz olsun. Ne yazıyoruz, ne okuyoruz, ne dinliyoruz. Evet, evet. Bu şekilde geldik. Evet. Bilmiyorum, başardık mı? Çok güzel bir hediye getirmişsiniz. Bunun da anlamını ne ifade ettiğini izleyicilerimize anlatabilir Şimdi, miyiz? Şimdi sarı yazma getirdim ben size. Sarı yazmayı biliyorsunuz. Rıfat Ilgaz'ın Sarı Yazma romanı vardır. Rıfat Ilmaz'ın romanlarında duymuşsunuzdur sarı yazmayı. Ve Karadeniz'de de sarı yazma kumaş olarak hanım kardeşlerimiz kullanıyor. Yani üç etek, bandana olarak kullanıyor. İşte fular olarak kullanıyor. Giysi yapıyor. Biz de bunu fular olarak kullanıyoruz. Ve son zamanlarda da HES'lere karşı Karadeniz'de direnişin simgesi olarak Türk bayrağının yanında sarı yazmayı da simge olarak, bayrak olarak kullanıyorlar. İşte loş vadime dokunma, ağacıma dokunma, yeşilime dokunma, sarı yazma sizinle. Yani sarı yazma onurumuzdur diye. Biz de yıllardır sarı yazmayı, bizimki de bir mücadele. Biz de gecemizde çünkü mücadele ediyoruz, edebiyatı seviyoruz ve çevre konularını da işliyoruz. Diyoruz çevremizi temiz tutalım, ağacımıza kıymayalım diye söylüyoruz. Ve o konuda mücadele eden, şiire gönül veren kişilere de her ay iki tane ben hediye ediyorum. Bugün de programa gelirken size getirdim. Size bir tane hediye edeyim dedim. 2021 yılının ilk etkinliği olsun. Simgesel olarak, onun hatırası olarak size verelim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Şimdi kitaplarda şiirlerin birbirinden farkını sormuştum. Hani bir tık daha yukarıda, bir tık daha yukarıda şeklinde birazcık daha dikkat çekici ya da göz alıcı. Nasıl tanımlıyorsunuz şiirlerinizi? Papatya Yağmuru'ndaki şiirlerle kar altında
Güvercinli Kalbim ve Dolunay'da Rüzgar Akar Deniz'de. Şimdi Papatya Yağmuru ilk acemilik. Hı hı. Vitrini açtık. Tamam. Biraz geliştirdik. Ankara, kar altında Güvercinli Kalbim Ankara tamamen. Hı hı. Ankara'daki yaşantımız, oradan harmanladık bunları. Bu anıları bir süzgeçten eleyerek çıktı. Hı hı. Son kitabımızda Antalya tamamen ağırlıklı. Tabii yine Ankara şiirleri de Antalya ağırlıklı. Hı hı. Ondan sonra niye bekledim? Evet. Şöyle okuyup araştırıp biraz daha iyisini yazayım dedim. Çünkü artık benim için tamam güzel çocuğum ama bunlar benim. Dördüncü dosyam daha güzel olsun. Onlar hepten olgunluk eserleri olsun. Tamamen olgunluk. Evet. Ve yayınladım çoğu. Dergilerde yayınlanmıştır. Yayınlansın ne tepki görüyor ne söyleniyor. Güzel mi? Yani artık çünkü kendi çocuğunu yani kuzguna yavrusu güzel gözüküyor ya. Hepsi güzel gözüküyor tabii sana. Ama edebi olarak bakıyorsun. 26 yıldır Dolunay Gecesi yapıyorsun. Tüm dünya edebiyatından şiirler okuyorsun. Nazımlar okuyorsun. Hı hı. Şükrü Erbaş'lar okuyorsun. Ahmet Ali'ler okuyorsun. Ahmet Arif'leri okuyorsun. Turgut Uyar'ları okuyorsun. Diyorsun ki Musa sen biraz daha beklet. Hı. Biraz daha gizli olsun. Biraz daha iyisi olsun. Hı. Öyle 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 bugüne geldi. Bu fakat sene çıkacaktı aslında da. Geçen 2019'da. Paylaşmaktan da kaçınmıyorsunuz. Kaçınmadık. Bazı şairler dergilerde orada burada yayınlamak istemiyor mesela. Kitaba koyayım, kitabı alsınlar. Kitabın içinde okusun okuyucu diyor. Ben önceden tattırıyorum. Yani siz önceden? Tattırıyorum ben önceden. Okusunlar istiyorum. Hani misafirliğe gelince şeker tutulur, o şekeri evet tadarsın. Çıkınca abi güzelmiş ben gidip marketten onu alayım. Alayım ya da buradan giderken bir avuç yanıma götüreyim. Tabii bir şey veriyorum, avans veriyorum. Hmm. Ha güzel oldu. Tamam güzel olduysa sen o bir şiir için benim kitabımı alacaksın. Biraz tuzak gibi oluyor da değil aslında ama olsun. İyi ürettikten sonra sıkıntı yok. Paylaşırım. Nasıl olsun? Yaşam paylaşım diyeyim mi? Tabii. Biz öyle bakıyoruz. Sevgi paylaşım diyeyim mi? Tabii. Çünkü sevginin kaynağı yok ki. Evet. Yok. Evet. Sermayesi de yok. Değil mi? Evet hiç azalmıyor ki. Veriyorsun çoğalıyor, veriyorsun çoğalıyor. Evet. Bitmiyor ki. Peki bu kitabın içinden de bir şiir okuyalım mı? Ondan mı okuyalım? Bilmem. Nereden okuyalım? Bilmiyorum. Tamam ondan da. Kitapların içine bir işaret, işaret koyduk. Ama. Şuradan okuyalım. Oradan bakın. Şöyle yapalım. Bakın. Ya da şu Akdeniz bak, Şiir tamam. Antolojisi dokunuşun içinde de şiir. Onu da okuyacağım. Ben kadınlar için okuyayım. Tamam. Şey yani ne dedik? İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Hı hı. Tamam mı? Kadın dayanışmasını evet destekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ve cumartesi anneleri son bizim. Tabii cumartesi anneleri 800 küsürü de biliyorsunuz onlar da internet üstünden şu an şey almıyorlar. Galata'yı almıyorlar biliyorsunuz. İnternet üstünden yapıyorlar. Hı-hı. Ben şöyle başlamadan önce kadına şiddete son diyeyim. Hı-hı. Emine Bulutlar olmasın, diğer kadınlarımız olmasın. Cumartesi annelerinin çocukları bulunsun diyeyim. Öyle diyeyim. Temennim olsun. Ve 99 şiiri bu. 1999 hı hı şiiri. 3 dergide çıktı bu. Bahçe Dergisi, Özgür Kocaeli Gazetesi'nde hı hı ve Yeni İleri Gazetesi Antalya'da çıktı. Bir de tablo olarak yapıldı. Şu an benim evimin duvarında var. Tablo olarak yaptı, yolladı. Hı hı. Şöyle, acı bir ezgi. Galata önünde sarmaşık ağacıydı onlar. Uzaklardan gelen türkülerde her gün gözyaşlarıyla büyüyen. Titrer yürekleri yalın yaşamlarında, vurdum duymazlaradır sitemleri. Kapıların eşiği bilir yaralı annelerin kalbini, acı bir ezgidir dilinde annelerin cumartesi. Evet, annelere kıymasınlar. Bu kitapta da yine benim annem var. Rahmetli annem. Kapakta. Ben varım, kardeşim var. Bu Ankara, 65 yılı. Böyle bir şiir paylaşalım dedim sizinle. Teşekkür ediyorum. Öyleyse antolojinin içindekini de okuyalım. Antolojide de okuyalım. O da birbirine bağlantılı. Yine
erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz şu an. Babaların şeyi var, bir de baskısı var. Bir baba baskısı şiirini okuyalım. Okuyalım bakalım. Kaçakçı tütünü. Bir babam olmadı uykuda yanaklarımı öpen, hastalıklarda alnımı okşayan, ateşimi düşüren, can yüceli kıskandım bu yüzden. Dikenli pikliklerde oyundu babasızlık, acısı ömrümce hiç çıkmayan, üşümüş bir elde uçurtmanın ipinde, babam olmadı benimle futbol oynamayan. Sahuda kahve, annemin sırtında morluktu babam. Gönlümce bir baba dayağı yiyemedim. Tek mirası kaldı bana elimdeki mesleğim. Görülmüştür damgalı mektuplar gelirdi. Bir Erzincan soğuğu düşerdi Ankara'ya. Kaçakçı tütünüydü sanki. Acım acı Adana mahpushanesi. Soğuk mahkeme duvarıydı babam. Kalemize sağlık. Evet. Yani şiir bunlardan beslendik. Şiirlerimiz tamamen yaşadığımız şeyler. Yaşamadığınız hiçbir şey yazamıyorsunuz. Tabii, tabii. Yani buradan oturup da Paris'i yazamazsınız. Ne evet. kadar yazarsınız. Yani belgesel izlersiniz, yazarsınız ama ne olur? Suyun üstündeki zeytinyağı gibi olur. Ya da hayalinizdekini yazarsınız. Yani, evet, bu kadar. O da gerçekçi olmaz. Etkileyici ve gerçekçi olmaz. Evet. Yaşama içinde yaşayarak, damıtarak, süzgecinden eleyerek yazıyorsunuz. Bu da Dokunuş Şiir antolojisinde. Yine Kurşun Kalemler Derneği'nin çıkardığı bir antoloji. Bir dört şiirle girdik biz de içine. Böyle. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Programımızı kapatmadan önce izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Değil mi? İlk emir okuydu. Evet. Biz de son emir olmasın. Biz de diyelim okuyun ya, lütfen okuyun ya. Ama evet. içi dolu olsun. Klasiklerimizi okuyun. Türk edebiyatından okuyun. Evet. Tanıyın yani. Öncelikle. Neler yazmış bir insanlar, neler görmüş. Rus klasiklerini okuyun değil mi? Dostoyevski'yi okuyun. Yani okuyun. Yunus Emre'yi okuyun. Koca Ozan'ın dediği gibi. Koca Ozan, Yaşar Kemal'i okuyun. Biz evet. de onu okusunlar. Evet. Okumadılarsa eğer İnce Mehmet'i okusunlar. Okumak, okusunlar ya. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrar beni konuk ettiğiniz için diyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Bir Yazar Bir Eser programının bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın, Bon TV'de kalın.